Herkese merhaba, ben Zeviyet. Bu seferki eğitim videosunda, Battlefield 2042 eğitim videosunda eğim almaktan, sense ayarlarından ve bu swap eğim dediğimiz olay, yani swap target olayından bahsedeceğim. Şimdi bunu yaparken K30 biliyorsunuz ki güçlü bir SMG ama genelde SMG olduğu için yakın mesafede daha etkilidir. Ama ben bununla uzak mesafede de bayağı etkili kullanabiliyorum. 3x scope kullanıyorum. Normalde holo kullanırlar daha stabil bir eğime sahip olmak için. Ama ben dediğim gibi ben 3x tercih ediyorum. Bu yakında da olsa uzakta da olsa, ki zaten eğer hani rakibim çok yakındaysa direkt hip fire atıyorum. Onun dışındakileri direkt rahat bir şekilde silahımı çok rahat kontrol edebiliyorum. Ben 3x taksam da 4x taksam da K30 veya diğer silahlarda, yani bu şu anda bir SMG değil, bir LMG de olabilir. Onu da şöyle deneyeyim. Göstereyim daha doğrusu. Mesela PKP alayım. Şimdi bunu rahat bir şekilde yapabilmemin en doğru anlatımı sense ayarı. Ya çünkü silah herkes de aynı çekiyor. Benim bu kadar sabit tutabilme sebebim, ayarlara geldiğimde mouse ve keyboard, ben mouse ve klavye ile oynuyorum bildiğiniz gibi. Controller'sa kontrole yine gelip on foot'ta sense ayarlarınızı yapabilirsiniz buradan. Ben mouse ve klavye ile oynuyorum. 10 foot'a geliyorum. Benim normal sensim, yani şöyle etrafı döndüğüm sensim 21. 800 DPI ile oynuyorum Battlefield 2042. Field of view'im, yani şu yakınlık kamera açısı, görüş açım 105. Sonuna kadar açıyorum bunu. Daha geniş bir görüntüye sahip olmak istiyorum. Böylesi hem daha çok hoşuma gidiyor hem benim işime yarıyor. Avantaj sağlayabiliyor. ADS Field of View. Ben bunu açık oynuyorum. Genelde bunu kapatırlar. Ben bunu açık oynama sebebim, ben scope açtığım zamanda da üstteki Field of View ve bunu dengelemesi. Yani mesela scope açtığımda sanki 60'mış gibi tepki vermesin. Sense ayarlarımı bozmasın. Ve normal sense ayarlarımı devam etsin diye ben bunu açıkta oynuyorum. Genelde bunu kapalı oynamanızı falan söylerler ama bu size kalmış. Ben böyle alışık olduğum için açıkta oynuyorum. Uniform Soldier Aiming, scope açtığınız zaman normal sensinizin dışında bir sense'e sahip olduğunuz için, mesela atıyorum holo kullandığınızda mesela sensiniz çok fazla değişmeyebilir. Ya da işte diğer küçük scope'ları, dot, yani nokta scope'ları kullandığınızda yine çok fazla değişmeyebilir. Zaten küçük bir scope. Ama mesela daha büyük scope'lar, işte 4x kullanıyorsunuz, işte ne bileyim belki bazı silahlarda 6x falan takıyorsunuz, işte belki 3, 3.5 falan, bu tarz scope'lar çok fazla var oyunda. Bu gibi scope'ları açtığınızda Uniform Soldier Aiming açıksa bunu dengelemeye çalışıyor kendisi otomatik olarak. Bu alttaki de dengelemenin ne kadar olacağıyla alakalı bir ayar. Mesela çok yüksek bir sense sahipsiniz diye normalde oyunda. Mesela ben burayı 21 değil de mesela 70'te, 50'de bir şeylerde kullanıyorum. Artık nerede kullanıyorsanız. Veya aksine belki daha düşük kullanıyorsunuz ve düşük sense'de büyük scope'lar kullandığınızda target'ları takip etmek zor oluyor. Veya işte böyle şu an kullandığım LMG'lerde spray'ini kontrol etmek biraz zor oluyor. O yüzden bunu açıyorum. Bunu da default halinde bırakıyorum. Ha, çok düşük sensde kullanıyorsanız bunu arttırabilirsiniz. İşte scope açtığınızda mesela o kendi sensiniz orantılı bir şekilde eşitlemeye çalışır. Bunu kapalı da oynayabilirsiniz. Ben bunu kapalı oynasam da çok rahat bir şekilde silahımı kontrol ederim. Çok sıkıntı değil. Ama ben de şu anda açık. Default hali 133. Bu 133 olmasının bir diğer asıl ana sebebi, mantığı ise şu şekilde. Ben 1920x1080 oynuyorum. Yani 1080p bir monitöre sahibim. 2K bir monitörüm yok. 1080p monitör, 240 Hz, herzi çok önemli değil ama çözünürlük önemli. O az önce gösterdiğim Soldier Aiming'de 1080p oynadığımız zaman Zoom Sense Coefficient midir nedir, artık okunuşunu tam beceremedim, kusura bakmayın ama işte bu ayar default'u 133 olması gerekiyor. Yani bunu isterseniz 170'e falan da çekebilirsiniz. Hatta ben bir ara 175'te mi 174'te mi oynuyordum, şey 178'de oynuyordum. Şöyle 178 falandı. Ama monitöre göre default hali 133 olması lazım. O yüzden ben bunu yine 133'te bırakıyorum. Uzun zamandır da böyle oynuyorum. Onun dışında bahsedeceğim bazı yine sense ayarları var. Scope açtırmalı
Açtığınız zaman büyük skoplardaki ayarlar. Mesela birçoğu bende normal. Ama bazı durumlarda ben mesela 6x'i mesela biraz arttırıyorum. Mesela bunu alıyorum. Bir zamanlar 120'de kullanıyordum. İşte ondan öncesinde 110'da kullanıyordum. Duruma göre değiştiriyorum. Kendimi nasıl rahat hissediyorsam. Buradan skopları direkt özel ayarlarda yapabilirsiniz. Bu aynı bildiğiniz Rainbow oynadıysanız zaten bilirsiniz ne olduğunu şuranın. Her skop için ayrı bir sens ayarı yapmış olursunuz. Ama ben dediğim gibi üstteki bu dengeleme olayını kullandığım için buna gerek duymuyorum. Bunları direkt default'ta bırakıyorum. Her şey diyorum eşit sensitif olsun. Ben 12 x scope kullansam bile sen bunu normal benim sensime entegre et. Hani 12x mesela daha fazla hareket etsin istersen mesela bunu açabilirim. Ama ben Uniform Soldier Aiming kullandığım için bunu kullanmıyorum. Bunu hepsini yüzde bırakıyorum. Sensimi de kendime göre ayarlıyorum. Mesela 800 DPI, 105 FOV oynuyorum. 1920 1080 oynuyorum. Buradaki ayarlar dediğim gibi açıkta oynuyorum. Default ayarında bıraktım. 1080p için 133 bunun default hali. Mesela normal mouse aim'im mouse hassasiyetim 21'de. Ben bunu 23-25'te yapabilirim ama 25 yapınca bazen biraz hızlanmış gelebiliyor bana. O yüzden 21'de ben çok daha stabil hissediyorum. Hem hip fire atarken hem scope'umu açtığımda bunu kontrol etmek için. Benim için şu an ideal ayarlar bunlar. Bunun dışında oyunumuzun biraz daha akıcı olması için ben mesela şu anda 255-260 FPS civarlarında alıyorum. Hatta şöyle Perf Overlay Draw FPS 1. Şu anda siz de görüyorsunuz. Az önce ben Steam arayüzünden açtığım FPS olayına bakıyordum. Tabi bu size yansımıyordu. Ama oyundaki ayarını açtığımda şöyle gördüğünüz gibi CPU 233, 230, 220 civarlarında. Bahsedeceğim bir diğer şey ayarlar kısmında oyunuzun biraz daha akıcı olabilmesi için ben tabi sağlam bir sisteme sahip olduğum için bütün ayarları tamamen açık bir şekilde oynuyorum. Yani hepsini kökledim. Bir tek Ray Tracing kapalı. Normalde bunu da açık oynuyorum. Bana bir etkisi zararı olmuyor. Sistemim gerçekten iyi olduğu için herhangi bir input lag veya işte FPS düşük çok olmuyor. Oyunumu çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum açıkken de ama Battlefield 2042 şu anda biraz sıkıntılı. Nvidia'nın 4070 Ti kullanıyorum ben. Şu anda kullandığım sürücüde bazı problemler var. Bunu açtığım zaman oyunumu oynarken bazen driver hatası verip kapanıyor. Ben de bu kapanmasın diye Ray Tracing'i kapalı oynuyorum şu anda. Bunu düzelttikleri zaman yeniden açacağım. Normalde açık oynamak istiyorum çünkü iyi bir sisteme sahibim ve bütün grafikleri daha iyi, daha keskin görmek istiyorum. Her neyse bunun çok önemi yok. Burada bize etki edecek, input lag'ı düşürecek şeylerden birisi Future Frame Rendering. Bu ayarı normalde kapalı olabilir. Hatta ilk default'larda muhtemelen açıktır. Normalde bu ayar kapalı iken input lag'ınız normal olur veya işte biraz daha input lag'ınız yükselebilir. Ama sağ sola baktığınızda grafiklerdeki o kalitede pikselleşmeleri azaltır. Ama ben diyorum ki ben zaten her şeyi ultra'da oynuyorum. DLSS ayarımda da bunu kaliteyi zaten çekmişim. Hani future frame rendering'in yapacağı bulanıklaşma beni çok etkilemeyecek. Muhtemelen hiç görmeyeceğim bile o bulanıklığı. O yüzden diyorum ki sen bu ayarı aç. Bu ayarı aç ki performans yani görüntü olarak grafik görüntülerinde biraz düşüş olsun önemli değil ama sen benim input lag'ımı azalt diyorum. Input lag'ı azaltmak için bunu ben açıkta tutuyorum. Vertical senkronize zaten kapalı olur. Dikey yenileme beklemek. Bu zaten kare hızını 60'a sabittir. O yüzden ben bunu kapatıyorum. Alabildiğim kadar FPS alayım. Onun dışında burada normal kendi ayarlarım var. Görüntü ayarlarım. Ben her şeyi az önce de söylediğim gibi full'e çektim. Ultra, her şeyi ultra'da oynuyorum. Burada kromatik bilmem ne, chart ayarları ve vignette ayarları var. Bunları isterseniz kapatabilirsiniz. Kapattığınızda daha parlak bir görüntü olabilir. Ama ben mesela vignette'i açıyorum. Karanlıklar biraz daha karanlık. Gerçek görüntüye yakın olsun. Parlaklar da normal parlak olsun. Brightness normalde 50'dir. Şöyle 50'de olur. Yani şöyle biraz daha karanlık bir görüntü olur. Ama ben
Brightness'ımı biraz arttırmak istiyorum ve bu Brightness'ı biraz 60 yapmak istiyorum. Yani biraz daha karanlık alanlarda bana biraz avantaj olsun diye 60 yapıyorum. Veya herhangi bir parlama falan oldu. Mesela biliyorsunuz ki Battlefield'de sniper'lar veya büyük skoplarla skop açtığınızda parlama oluyor. 4x de olmaz tabi de 6x, 8x bu gibi skoplarda skopu açtığınızda karşıdan bu görülüyor ve parlama oluyor. DMR'larda ve sniper'larda bunu görüyoruz. Sniper'ların yeri bu yüzden direkt belli oluyor. Ben mesela bir parlama biraz daha gözüme çarpsın diye hem de dediğim gibi karanlığa girdiğimde çok böyle karanlık kasvetli bir ortam olmasın. Biraz daha böyle aydınlatması açık olsun diye 60'a çekiyorum. Çok önemli değil. Bunu kendinize göre ayarlarsınız. Mouse ayarlarını da az önce söylediğim gibi bu ters olayını kapatıyorum. Yani bunu açarsanız mesela mouse'u yukarı çektiğinde mouse'um aşağı iniyor. Aşağı çektiğinde yukarı çıkıyor. Yani bu şekilde oynayan insanlar da olabilir. Bir şey diyemem. Saygı duyarım. Ama ben kesinlikle bu şekilde oynayamam. O yüzden kapalı. Onun dışında çok bir şey yok. Double tap forward to split diyor. Bunu açarsanız W'ye iki kere bastığınızda şöyle karakter shift'e basmadan koşmaya başlar. Mesela düz yürüyorum. Şu an sadece W'ye basıyorum. W'ye iki kere basıp basılı tutuyorum ikincisinde ve karakter koşmaya başlıyor. Ama bazen mesela movement falan yaparken mesela şöyle koşma olayı ve bakın silah tam koşmaya geçiyor soldier asker. Ben bunun olmasını istemiyorum. Bazen mesela ufak hareketler yaparken bu koşma olayını istemiyorum. Benim işime gelen bir şey değil çünkü. Ben bunu direkt kapatıyorum. Bu da shift'e bastığımda mesela koşuyor. Bıraktığım anda koşmayı bırakıyor. Bazı durumlarda bu işinize yarayabilir. Klik oldu mesela diyelim. Klik yaptım. Koşuyorum. Tekrar shift'e bastım. Karakter artık daha hızlı koşuyor. Gördüğünüz gibi silahı yukarı kaldırdı. Shift'le koşuyorum. Tekrar shift'e bastım. Silahı yukarı kaldırdı ve dümdüz koşuyor. Shift'e koşuyorum. Yani normal koşarken silah aşağıda normal bir hızda koşuyor ama ben sprint atmasını, depar atmasını istediğimde bir daha shift'e basıyorum. Biraz daha hızlı koşuyor. Ve silahı yukarı kaldırıyor. Şimdi görüntü ayarlarından, sens ayarlarından bahsettikten sonra gelelim ben nasıl bu kadar stabil bir eğime sahip olabiliyorum. Yani bu çok uzak mesafelerde olsa bile muhtemelen çok rahatlıkla vurabilirim ben bu adamları. Hatta zaten bipod varsa bipod zaten direkt silahı stabil eden bir şey. Genelde böyle eylemcilere bunu takarlar. Ha, varsayalım ki ben bipod kullanmıyorum. Normal eylemci aldım ama ya eylemci zaten örnek olsun diye aldım. Normalde eylemci çok oynamıyorum. Sens ayarlarımı ve görüntü ayarlarımı yaptıktan sonra hem oyunum akıcı oluyor hem de sens ayarlarından dolayı kendi elime yatkın sensle ayarladığım için snap aim yaparken mesela hiç zorlanmıyorum. Gördüğünüz gibi çatır 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 vurabiliyorum. Bunun dışında kullanabileceğiniz input lag'ı azaltması için bir iki program var. O programlardan bir tanesi Intelligent Standby List Cleaner diye bir şey. ISLC yazdığınızda direkt çıkar. Açıklama kısmına da bırakırım. ISLC dediğimiz program az önce söylediğim gibi input lag'ı azaltan bir şey. Peki ben bu ISLC'yi nasıl kullanıyorum? ISLC az önce bahsettiğim gibi gördüğünüz gibi üstte olan kısım benim şu anda sahip olduğum RAM'i gösteriyor. Yani 32.000 megabit yani 32 GB RAM'im var. Mesela şu anda da sistemin kullandığı, şu anda kullanılan 844 MB'miş. Altta da free memory dediği, yani şu anda RAM'imin boşta olan kısmını gösteriyor. Bu da şu anda 15 GB bir boş alana sahipmiş. Tabi bu sürekli gittikçe artıyor. Bu arttıkça altta da mesela temizlenme işlemi yapıyor. Bakın mesela bugüne kadar toplamda, yani ben bu videoyu çektiğim esnada toplam 33 defa RAM'imi benim temizlemiş. Peki bunun ayarlarını nasıl yapıyoruz? Mesela önce bunu bir durdurayım. Şu an çalıştığı için ayarlamalar yapamayacağım. Önce durduruyorum. Wanted Time Resolution dediği kısma ben monitörümün kendi özelliği olan benim monitörüm 0.5 ms olduğu için buraya 0.50 yazıyorum. Bu 0.50 ms yazdığım zaman bakın mesela stop yaptığımda 1 ms oluyor burası. Yani 9.99 yani hemen hemen 1 ms oluyor. Yani 0.50 ms'lik bir kayıp oluyor. Yani çok önemli mi değil ama ben yine de etkisini görüyorum açtığım zaman. İşe yarıyor. Biraz daha akıcı yapıyor oyunlarım falan oynarken. Burası sizde 0.5 ms monitörünüz sizin de. Yine 0.50 olacak. Eğer monitörünüz 1 ms ise buraya direkt 1 yazacaksınız.
Burada da bu tiki işaretliyoruz. Enable Custom Timer Resolution. Yani tamamen kendi belirlediğimiz. Mesela burası bende 0.5 ms iken ben gidip buraya 0.2 yazarsam sıkıntı yaşayabilirim. Görüntüde yırtılmalar olabilir veya daha farklı problemler olabilir ama hani deneyip düşürmeyi de deneyebilirsiniz. Atıyorum ben mesela 0.5 iken 0.3'e düşürmeyi deneyebilirim. Yani çok absürt bir ayarlama yapmadığım sürece sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Hani 0.1 yaparsam belki problem olur ama 0.5'i 0.4 veya 0.3 yaptığında çok problem olacağını zannetmiyorum. Ama ben yine de normal zaten monitörün 0.5 ms bana yetiyor. O yüzden 0.5 ms'de bırakıyorum burayı. Burası da the size is at least yazan kısımda 1 GB'lık bir alan ayırıyorum buraya. Yani burada boyut en azından 1 GB'sa ve benim serbest olan memory yani RAM hafızam, RAM'deki boşluk kısmı 16 GB'ın altındaysa sıfırlama işlemi yap diyorum. Yani temizle diyorum daha doğrusu sıfırlama değil de. Temizle diyorum. Veya ben gelip kendim manuel bir şekilde burada Purge Standby List'e bastığımda tekrardan buradaki şeyi sıfırladı gördüğünüz gibi. Yani burada yine bana benim belirlediğim boyutta bir boşluk tanımış oldu. Peki bu ayarları nasıl yapacağız? Mesela ben buraya 16 GB yazdım diye siz de 16 GB yazmayın. Siz mesela 16 GB bir RAM'e sahipseniz buraya 8 GB ayırmanız gerekiyor. Bunu da şöyle yapacaksınız. Programı açtım mesela 32.508'ü hemen Windows R tuşlarına basıp CALC yani Calculator'ın kısaltmasını yazın. Şöyle onu da ikinci ekranım alayım. Mesela 32.508'miş benim şu anda burada görünen RAM'im. Ben bunu yarısına kadar hani boşaltmasını istediğim için ikiye böleceğim. 16.254. Yani 16.254'ten daha az yerim kaldıysa RAM'de sen bunu otomatik temizle diyorum. O yüzden ben bu ayarı yaptığım zaman gelip mesela alta batıp da burada bu tuşa basmama gerek kalmıyor. Bu ayarlamaları yaptığımda kendisi otomatik yapıyor. Ama mesela sizin atıyorum 16 GB RAM'iniz varsa işte buraya küsuratlarını falan yine yazacaksınız. Bunu ikiye böleceksiniz. Şurada gördüğünüz kısımdaki gibi küsuratları ekleyerek. İşte 16 GB'da ikiye böldüğünde yani 16.250 yazdım. 8.125'miş mesela ben aşağı girip buraya 8.125 yazmam lazım. Eğer 16 GB bir RAM'im olsaydı. Ama tabii ben iki katına sahip olduğum için tam tersini yaptım. 32'yi ikiye böldüm. 16 GB boş yer ayırdım. 16 GB'dan daha az yer kalırsa otomatik olarak kendi temizleme işlemi yapıyor. Bu program bu işe yarıyor. Burada ayarlamanızı yaptıktan sonra Start'a bastığınızda arka planda sürekli çalışır. Yalnız burada çarpı işaretine basarsanız başlattaki alt kısmı almaz otomatik olarak direkt kapatır. Bunu şuradaki simge durumuna küçültme butonuna attığınızda sağ altta ses işaretlerinin arasına atar. Bunun dışında herhangi bir program kullanmıyorum. Bunlar hani şey programlar. Yani basit. Ben direkt açtığımda, bilgisayarı açtığımda bunları açıyorum. Ve sonra oyunlarıma giriyorum. Dedim ki bunlar input lag'ımı düşürüyor. Input lag'ımın düşmesi de bana burada aim alırken daha doğru bir aim almamı sağlıyor. Daha doğru aim'den kastım şu. Hani size aim almakla alakalı herhangi bir faydası yok. Yani ben mesela şuraya döndüğümde mesela bak mesela yanlış dönebiliyorum. Çok şey yapmadığım sürece. Fokus olmadığım sürece. Ama mesela şöyle tararken input lag ne kadar az olursa siz görsel olarak spreyinizi daha doğru yaparsınız. Çünkü görsel olarak mesela şu takıla takıla gittiğini düşündüğünüzde mesela input lagla bu sizin canınızı sıkar. Hani 240 Hz monitörle sanki böyle oyunu 144 Hz monitör veya 60 Hz monitörle oynuyormuş gibi kasması can sıkıcı bir durum. Input lagı da zaten az çok ne olduğunu biliyorsunuzdur oyun oynayan insanlar olarak. O yüzden bahsettiğim programlar input lagı düşürdüğü için oyunum hem çok akıcı görünüyor hem de zaten yayınlarda ve videolarda ekstra akıcı görünüyor. Çünkü kaydı da 60 FPS aldığım için. Yayınlarda mesela bazen insanlar gelip o yüzden bana bunu çok soruyordu. Hani oyunun fazla akıcı görünüyor. Bunun sebebi ne falan diyorlardı. Genelde işte 60 FPS yayın verdiğim için oluyor ama kullandığım programlar da input lag'ı azalttığı için onun etkisi de yayında yine görülüyor. Sensörlerinizi yaptıktan sonra burada gelip istediğiniz silahla istediğiniz herhangi bir eklentiyle burada antrenman yapabilirsiniz. Bu antrenman yaptığım test range kısmının kodunu da açıklama kısmında vereceğim. İstediğiniz gibi girip deneyebilirsiniz. Ben mesela şu anda LMG oynamak istemiyorum mesela atıyorum.
M5A3 klasik bir rifle'dır ki zaten severim de bu silahı. Mesela M5'le geldim. Cross'um neredeyse, yani ADS'im hiç titremiyor. Çok rahat bir şekilde ateş edebiliyorum. Sadece aim'i üstüne yapıştırıyorum ve devam ediyorum. Snap aim yapacağım zaman duruma göre değiştiriyorum. 6x scope'umu seçtim. Ya bakın, dev gibi bir scope. Normalde bu sniper'larda kullanılacak bir scope. Ama çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorum. Çok titriyor gibi görünüyor ama o silahın tabi rate of fire'ından dolayı. Ben şu anda close combat magazin takıyorum. Gördüğünüz gibi rate of fire veriyor, reload speed veriyor, recoil kontrol veriyor aynı zamanda. Ama uzak mesafelere çok fazla damage vurmaz, damage düşük olur. Onun dışında yine ekstra rate of fire kazanmak için short barrel kullanıyorum. Kısaltılmış demir ucundaki. Ama siz biraz daha böyle stabilize falan istiyorsanız, hani çok böyle yukarı sekmesini istiyorsanız, işte klasik champion muzzle brake kullanabilirsiniz. Bir de extended barrel var, uzatılmış şey. Bu da range'i arttırıyor. Yani daha uzak mesafelere vurabilmenizi sağlıyor. Bu tuzu ben 3x'te kullanıyorum. Çok aşırı keyifli oluyor bu arada. Ve bu da yine benim klasik şeylerimden bir, rate of fire'ı Battlefield'de çok seviyorum. Normalde ammo kapasite olarak hani şu ikisi arasında çok fark yok. Birisi high power extended, öbürü direkt şey drum set olarak takılıyor. Şu altındaki yuvarlak şey, yani şu şekilde. Susturucu kullanıyorum. İstersen buraya farklı şeyler de takabilirim. Ama ben şu anda susturucudan memnunum. Sesi falan da hoşuma gidiyor. Mesela normalde champion muzzle brake kullanarak hem range hem de accuracy'yi biraz daha arttırabilirim ama ihtiyaç duymuyorum. Çünkü zaten rahat bir şekilde silahımı kontrol edebiliyorum. Range'in çok önemli değil çünkü zaten K30 takıyorsam muhtemelen yakın mesafe oynayacağım. O yüzden range'e ihtiyacım yok çok fazla. O yüzden susturucu, drum rate of fire için, yoksa hani ekstra magazin ve effective range için sağdakini kullanabilirim. High power extended'ı veya direkt standart extended kullanabilirim. Ama bu biraz damage falan düşürüyor. Damage düşürmesi de benim işime gelmiyor rate of fire verse bile. O yüzden ben drum, susturucu, altına da normal lazer takıyorum. Silahın altındaki eklentilerde MGL lazer sight kullanıyorum. Yani bu mavi lazer. Bu bana yürürken hip fire accuracy, yani şu hareketi yaparken daha bir stabilize kazandırıyor. Yani bu 26 metreye kadar bile rahat bir şekilde vurabiliyorum şöyle. Onun altında da normal LS1 lazer, yani kırmızı lazer var. O da mesela direkt hip fire accuracy veriyor. Yani bu yürürken veriyor. Aynı zamanda recoil kontrol veriyor, mavi olan, MGL olan. Ama normal lazer, kırmızı lazer sadece hip fire accuracy veriyor. Ve fark edilebilir oluyorsunuz. Gerçi bunda da varmış o. Mesela adamın üstüne smoke attım. Tabii şu an şeyden dolayı bir saçmalıyor. Test rengi olduğu için. Ama normalde scope da şey olduğu zaman, smoke olduğu zaman bu termal kamerayla görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde böyle silüet olarak. Hatta genelde böyle smoke atıp DMR'la şey yapanlar olur. Köşelere yatanlar falan olur. Termal kameranın mantığı bu. Termal kamerayı da çok seviyorum. Çok kullanıyorum. Parlama olsun olmasın. Yani ışıklı yerlerde de bazen kullanıyorum ama bazen dediğim gibi gözünüze batabiliyor. Onun dışında 3x kullanıyorum. Bu aralar 3x'i daha çok kullanıyorum. Çok böyle keyif veriyor. Anlamsız bir şekilde gerçekten keyif veriyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kodu da dediğim gibi açıklama kısmında vereceğim için burada istediğiniz gibi aim antrenmanı yapabilirsiniz. Mesela ben sensörümü bir tık daha düşürebilirim bu swap aim olayında, swap target'ta. Ama çok gerek yok. Ben böyle de rahatım. Bir sonraki videoda da sniper kullanımından bahsedeceğim. Tabii ki de sniper açıp buradan böyle ES atmaktan bahsetmeyeceğim. Sniper'ın yatay ve dikey çizgilerinden bahsedeceğim. Bullet drop olayını bahsedeceğim ve bu bullet drop olayını nasıl hesaplayacağız bundan bahsedeceğim. Atıyorum 500 metre veya 1 kilometre ötedeki adamları nasıl vurabiliriz? Koşan targetlar nasıl vurulur? Bunlardan bahsedeceğim. Onun için takipte kalmayı unutmayın. Abone olun. Bildirimleri de açmayı unutmayın.
Hemen bundan sonraki videomuzda da sniperlardan bahsetmiş olacağız.